Herkese merhaba, Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni tasarladığım altıgen hırka çalışmasını yapacağız. Kanalımda birçok altıgen hırka modeli var. Altıgen hırka oynatma listesine bakarsanız farklı modellerde deneyebilirsiniz. Şimdi görselde görmüş olduğunuz hırka şu anda elimde olmadığı için gösteremiyorum. O hırkayı Alize Midi kullanarak yaptım ve 5-5,5 mm elinizin yapısına göre tığ kullanarak yapabilirsiniz. Kalın bir hırka olmuştu. Şimdi bunu da 4 mm'ye uygun akrilik bir ip kullanarak yapıyorum. Hemen size motif başlangıcını göstereceğim. Daha sonra da örnek parçaları üzerinden geriye kalan bölümleri göstereceğim. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Motifimize başlarken her zamanki gibi şöyle tığıma bir ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. Şöyle ipimi arkaya aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Ve 2. Aralarda 3 zincirimiz var. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Şimdi yeşil rengimizde 3 tane bu üçerli gruplardan yapacağız. Arada 3 zincirimiz var. Bu üçüncüsü 2 ve 3. Şöyle ipimi de arada gizleyeceğim. Hemen şöyle trabzanlarımı kaydırıyorum. Bakın bu şekilde sıkıştırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Rengimi değiştirmeden önce. Yeni rengimi alıyorum. Hemen yeni rengimle şöyle diğer ilmeğimi çıkarmadan, bakın bu şekilde şöyle bir ilmek attım. Hemen buradaki ilmeğimin içinden çıkardım. Bu ilmeğin içinden şöyle tekrar göstereceğim. Bu şekilde bir ilmek attım. Bunu tığımdan çıkardım. Daha kolay olur böyle. Burada ilmeğimi küçültüyorum. Şöyle yeni ilmeğimi taktım. Buradan yavaşça ilmeğimi çıkardım. Düğümün geçmemesini sağlıyorum bu tarafa. Şöyle, yani düğüm bu tarafta kalacak ve ilmeğimi bu şekilde şöyle sıktım. Benim de tekrar çıktı ama. Evet. Şimdi buradan bir ip aldım. Hemen boşluğun içine 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Daha sonra bu ipi gizleyeceğiz. Şimdi buraya 3 tane trabzanı yaptığınız zaman arkada ipleri çekebilirsiniz. Yani sıkıştırabilirsiniz şöyle. Bakın bu şekilde. Daha sonra onu düzelteceğiz. Tekrar 3 zincirimiz var. Şöyle gösterecek olursam. Hemen 3 ikili trabzan yapıyorum tekrar. Ve üçüncüsü. Tekrar 3 zincir, 3 ikili trabzan. Ve 3. Şimdi burada zincirle de birleştirme yapabilirsiniz ama ben her zamanki gibi yine yarım trabzanla birleştirme yapacağım. Bu defa bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki ilk zincirimin üzerine battım. Şöyle kaydırmayla bağladım. Bu modelde köşelerde 3 zincirimizin olması gerekiyor. O yüzden burada sadece yarım trabzan yaptığım zaman biraz küçük olabilir. O yüzden bir zincir çektim. İpim ortaya gelmiş oldu. Tekrar 3 zincir çektim ve döndüm. Bakın buraya geldiğim zaman her zaman motifte ilerlerken burada ipimiz yok. Dolayısıyla buraya yarım trabzanla birleştirme yapacağız ve döneceğiz anlamına geliyor. Bunu karıştırmayalım. Motifimi terse çevirdim. 3 zincir çektim. Şöyle tekrar göstereceğim.
Hatta şöyle de birleştirme yapabilirsiniz ama benim hiç hoşuma gitmedi. Üç zincir çekip buraya bir kaydırma yapıp bir zincir çekip tekrar motifi çevirip buraya gelip bir kaydırma yapıp tekrar üç zincir çekip buraya trabzanlarla devam edebilirsiniz ama burada biraz yükselti oluştuğu için bu şekilde birleştirme yapmak istemiyorum. Hemen bir zincirimi çektim. Sonda yeni renge geldim. Bir ip aldım. İlk zincirin içine battım ve üçünü birlikte topladım. Tekrar 3 zincir ve motifimi ters çevirdim. Boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Yani yarım köşeyle devam ediyoruz. Arada bir zincirimiz var. Tekrar köşe boşluğuna atladım. Köşemizi yapalım. 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Bu modelde köşelerde her zaman 3 zincir çekilecek. Çünkü farklı altıgen hırka modellerinde bazen 2 zincir çekebiliyorum. O yüzden dikkat edelim. Bu modelde 3 zincir çekmemiz gerekiyor. Hatta gevşek gevşek de çekebilirsiniz. Köşemizi yaptım. Tekrar arada bir zincirimiz var. Diğer köşeye geldim. Burada da yine köşe yapıyorum. 3 zincir ve 3 trabzan. İkinci köşemizi tamamladım. Tekrar arada bir zincirimiz var. Hemen burada köşe boşluğumuza atlıyorum. Yarım köşe yapacağım. Şimdi şu bizim arkada gizleyeceğimiz ipimiz. Motifin arka yüzüne döndüğümüz için burada bakın köşe boşluğumuz var. Hemen buraya şurada da yeşil ipimiz şöyle biraz çekelim. Orada ilmek çok gevşemesin. Bu ilk sıradan sonra daha rahat ilerleyebilirsiniz. Buraya battım. İki tane ipimin üzerine örüyorum. Yani yeşil ipimin de üzerine tekrar mavinin de üzerine şöyle 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada yeşil ipimiz olduğu için rengimizi değiştireceğiz demek artık. Tekrar 3 zincir çektim. Rengimizi değiştirmeden 3 zincirimi çektim. Şöyle ipimi arkaya aldım. Yeni rengimi alıyorum. Bu zincirin içinden bir ilmek çıkardım. Şöyle hafif çekelim. Çok fazla değil. Şurası biraz gergin olsun. Şu mavi ipimi de bu şekilde çektim. Şimdi burada şu şekilde bakın. Tığıma ip almadan şu aradan battım. Bu ipin altından bir ilmek aldım. Köşe boşluğunun içine batıyorum. İpimi de gizledim. Buradan da bir ilmek çıkardım. İkili trabzan yaptım. Tekrar göstereceğim. Hatta şöyle gösterelim. Burada 3 zincirimi çektim. İpimi arkaya aldım. Yeni rengimi alıyorum. Hemen buradan ilmeğimi çıkardım. Zincir çekmiyorum. Şöyle mavi ipimi çektim. Şuradaki ipimi de çok gevşek bırakmıyorum şu kısımdaki. Hemen buradan tığıma ip almadan şu aradan battım. Buradan bir ip aldım. Tekrar köşe boşluğundan bir ip aldım. Tığımın üzerine ipi almadan ikisini birlikte ve ikisini birlikte. O aradaki ip bakın bu şekilde arkada da görünmüyor. Tekrar iki trabzan daha yapıyorum. Evet, ipimizi de gizlemiş olduk. Bundan sonra hiç iplerimiz görünmeyecek. Motifin hem tersi hem de düzü aynı şekilde ilerleyecek. Yani bu motiflerin tersi düzü yok. Tekrar bir zincir çektim. Bakın burada köşemizi iki renkle yapmış olduk. Arada bir zincirimiz var. Yeni köşeye atlıyorum. Tekrar hemen şöyle hızlıca trabzanlarımı yapacağım. 3 zincir. Tekrar 3 trabzan.
Tekrar arada bir zincirimiz var ve köşemizi yapıyoruz. İki tane köşeyi aynı renkle yapıyoruz, yani tamamını. Bunu karıştırmayalım. 3 zincir, tekrar. İki tane köşeyi de ortak renklerle yapıyoruz. Diğer iki köşeyi de mavi rengimizle yapıyoruz. Şimdi yine yarım köşeye geldim. Bakın burada ipimiz olmadığı için tekrar döneceğiz. Yani burada ip değiştirmeyeceğiz. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen köşe boşluğunun içine atladım. Burası yarım köşe. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Hemen şöyle göstereceğim birleştirmeden önce. Bakın bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. İpimin olmadığı köşede birleştirmeyi yarım trabzanla yapacağım. Bir zincir çektim, bir ip aldım. Hemen üçüncü zincirin içine batıyorum. Ve buraya yarım trabzan yaptım. Burada tam ortaya gelmemiş olabilir. Bakın burası biraz daha uzun olabilir. Hiç önemli değil. Tekrar 3 zincir çektim. Motifimi terse çevirdim. Şimdi boşluğun içine yine yarım köşe yapacağız. Yani her renkle aslında yine 6 köşe örüyoruz. Hani 2 sıra örüyoruz. O yüzden 6 köşe yapmış oluyor. Tekrar bir zincir çektim. Yarım köşemi yaptım. Şimdi burada artık boşluklarımız var. Hemen 3 trabzan. Tekrar bir zincir. Köşeye geldim. 3 trabzan. 3 zincir. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Boşluğa 3 trabzan. Bir zincir. Köşeye geldim. Biraz buraları hızlı yapıyorum. Çünkü ip değiştirme yerlerini göstermek istiyorum. Tekrar 3 zincir. Ve köşemizi tamamladım. Yine ipin olduğu yere geldim. Demek ki rengimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani böylece sıraları karıştırmamış olursunuz. Şimdi bir zincir çektim. Bakın burada. Şimdi iki rengimizle birlikte köşemiz olduğu için bir zincir çektim. Önce yeşil rengimizle yarım köşe yapıyoruz. Şöyle ipimizi biraz çekelim gevşediyse. Bu ipin üzerine de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Daha sonra oradan ipimizi değiştireceğiz tekrar. Buraya şimdi yarım köşemi yaptım. 3 zincir. İpimi arkaya aldım. Hemen buradan bir ilmek çıkardım. Şu mavi ipimi de ne çok gevşek bırakıyorum ne de çok sıkıyorum. Şurada bakın bu şekilde ilmek alırken şurada yeşil ilmeğiniz gevşeyebilir. Hiç sorun değil. Onu daha sonra da şöyle çekebilirsiniz. Şimdi şu boşluğa battım. İpin altından bir ilmek çıkardım. Tekrar köşe boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikili trabzanımı yaptım. Hemen köşeyi tamamlıyorum. Bakın buradan ipimi çekebilirim. Tekrar bir zincir çektim ve motifimize devam ediyoruz. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Yeni köşeye geldiğimiz zaman bakın burada yarım köşemiz var, ipimiz yok. Yarım köşemizi yapacağız. Daha sonra bir zincir yarım trabzanla birleştirip terse döneceğiz. Tekrar 3 zincir ve motife devam edeceğiz. Yine döndüğümüz zaman da yarım köşe yapıyoruz. Devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman tekrar ipimizi değiştireceğiz. Evet, şimdi diğer örnek parçaları üzerinden kol birleştirmesini göstereceğim.
Evet, şimdi ben hazırlamış olduğum motifler üzerinden kol birleştirmesini göstereceğim. Ondan önce nasıl katladığımıza bakalım. Şimdi iki tane motifimizi de hazırlıyoruz. Daha sonra birleştirmeyi yapıyoruz, karıştırmamak için. Hangi tarafta kolun olmasını istiyorsanız, yani açık renk ya da koyu renkte, hatta bir tarafı batik iple yapıp diğer tarafı düz renkle de yapabilirsiniz. Şu şekilde şimdi bakın deneme yapıyorum. Bakın böyle katladığım zaman kol bölümünde farklı bir görünüm oldu. Gördüğünüz gibi. Böyle de yapabilirsiniz. Burada açık renkle devam edersiniz. Kolu tamamlarsınız. Böyle bir görünüm ortaya çıkmış olur. Ve şöyle ters çevirdiğiniz zaman da yine ön yüzünü bu taraf yaparsanız gördüğünüz gibi burada yine bedeni koyu renkle devam edebilirsiniz bütünlük sağlaması için. Ön yüzden bu şekilde görünür ve arka bedeniniz de bu şekilde görünmüş olur. Şimdi ben tamamen iki renge göre katlama yapacağım. Şöyle, pardon. Ben de şaşırdım yönlerine. Hemen tam iki ip üst üste gelecek. Doğru katlamayı yapabilmemiz için. Bakın iki köşede iplerimiz var. Bu şekilde iplerimiz kalıyor her iki köşede. Çünkü buradaki sıra sayılarının aynı olabilmesi için motifi tamamen bitiriyoruz. Yani şöyle katladığımız zaman kolun yönü bu tarafta oluyor. Ters taraftan katlarsanız şöyle olmuş olur. Bakın bu şekilde. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Yani her iki motifinizi de katladığınız zaman yönlerine dikkat edelim. Bunu buradan kaydırma yaparak birleştirme yapacağız. Bunu bu taraftan yaptım. Şimdi bu motifi yaparken hemen şöyle ters tarafı göstermek istedim. Burada son sıra ne tarafsa, yani şuradaysa hemen bu tarafa geçtim. Yine şu şekilde birleştirme yaptım. Şimdi bu altıgen hırkada arkaya sıra eklememiz gerekiyor. Dilerseniz motifleri çok büyük örüp, yani kollarını daha bol bir şekilde kullanmak isterseniz, o zaman arkaya sıra eklemeden şu köşede, yani tamamen bitirdikten sonra ipinizi kesin. Şurada bir zincir çekip ipinizi kesin. Daha sonra şu kısımdan 8 santimetre, 9 santimetre bırakıp şuradan ipinizi yine bağlayıp kaydırma yaparak kolunuzu birleştirme yapabilirsiniz. O zaman İki motifi birleştirdiğinizde şöyle yakalar öne doğru. Şimdi ben tamamını birleştirdiğim için burayı açamıyorum. Öne doğru bu şekilde düşmüş olacak. Arkada da burayı birleştirme yapmadığımız için ve diğer motifte de şu kısımda hemen hemen 20 santimetreye yakın yaka genişliği bırakmış olacağız. Bu şekilde birleştirme yaptığınız zaman biraz daha bedenleri büyük örüyoruz. Çünkü araya sıra eklemeyeceğimiz için tamamen beden ölçünüze, yani beden ölçünüz 100 santimetre ise burada 25-25 şeklinde yapıp birleştirme yapmanız gerekiyor. Biraz da dökümlü dursun istiyorsanız 100 santimetrelik bedene 27 santimetre 27 santimetre yapıp birleştirme yapabilirsiniz. Daha sonra sadece kenarlara 1-2 sıra ekleyerek de yine ön bedende genişleme yapabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle bu motifimi buradan alıyorum. Hemen ters tarafta birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi bu ipim burada kaldı. Koyu renkle birleştirme yapacağım. Şurada trabzanım sökülmüş. Hemen onu yapacağım. Bir zincir çektim buraya. Yarım trabzanla birleştirmemi yaptım. Bu ipimi de kesmiyorum daha sonra çünkü birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi bu tarafa geldiğim zaman ilmeğimiz yok. Hemen şu ipimi kenara çekiyorum. Şuradan şöyle iki köşenin içine tığımı geçirdim. Buradan ipimi aldım. Şurada ilmeğim olduğu için şöyle çektim. Dilerseniz kesip daha sonra da arkada birleştirme sıra eklerken ipinizi yeniden bağlayabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde yaptım. Şimdi buraya kaydırmayla köşeleri birleştirdim.
tekrar göstereceğim. İlmeğim olmadığı için direkt köşenin içine battım. Diğer köşeye de şu ipimi buradan aldım ve kaydırmayla bağladım. Bir zincir çektim. Şöyle dönüyorum ters taraftan birleştirmemek için. Şurada bu benim ipimin geriye kalan bölümü. Oraya kafanız takılmasın. Şimdi burada bakın ilk trabzanın üzerine battım. Karşı tarafta da ilk trabzanıma. İlmeklerin yine şöyle bana bakan tarafını aldım bu tarafta. Diğer tarafta da dışa bakan ilmeğimizi aldım ve kaydırma yaptım. Tekrar ipim koyu renkli ama buradan bana bakan karşı tarafta da dışa bakan ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Zincirlerimizi de yine bu taraftan alttan batıyorum zincire. Karşı tarafta üstten batıyorum. Tekrar kaydırma yaptım. Burada trabzanlarımızı kaydırmayalım. Hemen dışa bakan ilmeği aldım ve kaydırmamı yaptım. Çok gevşek yapmayalım burada kaydırmayı. Böyle kola devam ediyoruz. Ve yine aynı renkle kolumuzu devam edeceğim. Zincire geldim. Buradan alttan battım. Karşı tarafta üstten batıyorum. Ve kaydırma yaptım. Şimdi diğer birleştirmeyi yapmış olduğum motifle devam edeceğim. Şöyle şu sonuncusunu da yapacağım. Dışa bakan ilmeği aldım. Bu tarafta da bana bakan ilmeği aldım. Ve kaydırma yaptım. Dilerseniz motifin tersi düzü olmadığı için bu birleştirme kısmını aynen bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da terse çevirip bakın terste de bu şekilde görünüyor. Dilediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Şimdi diğer motif üzerinden devam edelim. Şimdi burada 3 zincirlerimiz var köşelerde. İlk 2 zincirlere kaydırmamı yaptım. Daha sonra boşluğun içine kaydırmayla geldim. Şimdi bu rengim koyu olduğu için açık rengimle devam edeceğim. Şöyle bir zincir çekip bu ipi buradan keseceğim. Daha iyi görebilmeniz için. Şöyle. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Hemen şöyle tığıma bir ilmek attım. Direkt trabzan yaparak başlayacağım. Şimdi köşe boşluğunun içine attım. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Yani sizler ipinizi kesmeden direkt 3 zincirle başlayabilirsiniz. 2 ve 3. Kolumuzun bu ilk sırasında biraz daraltma yapacağım. Hemen boşluğa atladım. Tabii sizler bol olmasını istiyorsanız bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Arada zincir çekmeden boşluklara 3 trabzan yapıyoruz sadece. Kademeli olarak daraltma yapmak isterseniz bileğe kadar birkaç sıra, yani 4 sıra, 5 sıra kadar bu şekilde aralarda zincir çekmeden 3 trabzan yaparak ilerleyin. Daha sonra şimdi ikinci sırada da ikinci daraltmayı göstereceğim. Kafanız karışmasın. Motifi üzerinize giyip kol uzunluğunu ölçebilirsiniz. Şimdi burada 4-5 sıra zincir çekmeden boşluklara 3 trabzan yapıyoruz. Tabii ipinizin kalınlığına göre sıralarınızın uzunluğu santimetresi farklı olabilir. Ona göre sizler sıra sayılarını ayarlamanız gerekiyor. Şimdi kademeli daraltmayı anlatıyorum sadece. Evet, başladığım yere geldim. Burada köşemiz var tekrar. Buraya da atladım. Yine 3 tane trabzan yapıyorum.
Şimdi yine zincir çekmeden şu ilk trabzanımın ya da siz ilk zincirinizin içine şöyle battım ve kaydırmayla bağladım. Yeni sıraya başlarken tekrar 3 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Yani ikinci sırayı tamamlayıp buraya geldiğimiz zaman sadece 2 trabzan yapıp buraya birleştirme yapacağız ve 3'e tamamlamış olacağız. Hemen 3 zincirimi çektim. Sıradaki boşluğa atlıyorum. Yine sizler birkaç sıra 3 trabzanla devam edeceksiniz. Şimdi ben ikinci daraltma sırasını yapıyorum. Sadece 2 trabzan yapıyorum. Tekrar yeni boşluğa atladım. Yine 2 trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Biraz daha daraltma yapmış olduk. Daha sonra bilekte eğer tığ işi lastik yapmak istiyorsanız hemen şöyle şu kısımda yani şuraya gelene kadar ikişer trabzanlı olan sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra burada tığ işi lastik yapacağız. Onu da motifi üzerinize giyerek ölçebilirsiniz. Hemen onu da göstereceğim. Şimdi zincir çekmeden iki trabzanlarımı yapıyorum. Tabii sizler farklı bir şekilde de yine daraltma yapabilirsiniz. Ya da hiç daraltma yapmadan bileğe kadar gelip tığ işi lastiğe başlamadan önce bir defa da daraltma yapabilirsiniz. Eğer bir defa da daraltma yapmak istiyorsanız bileğe kadar örün, yine buraya kadar, şurada şu payınızı bırakın, buraya kadar gelin. Burada bir seferde yine boşlukların içine ikişer tane trabzan yaparak daraltma yapabilirsiniz. Yani bir sıra ikişer tane trabzan yapacaksınız. Daha sonra tığ işi lastiğe başlayacağız. Şimdi kademeli de yapsanız, bu şekilde de yapsanız tığ işe lastiğe başlamayı göstereceğim. Yeni sırada, pardon, burada bir trabzan yaptım. Bu sırada çünkü iki trabzanlarımız var. Hemen şöyle ilk zincirin içine battım. Burayı kaydırmayla birleştirdim ve iki trabzanım olmuş oldu. Şimdi tekrar şöyle kaydırmayla boşluğa geliyorum. Pardon, boşluğa gelmiyorum. İlk trabzanın üzerine geliyorum. Tığ işi lastik çalışması yapabilmemiz için bir sıra trabzan öreceğim. Boşluklara değil, bu defa sadece trabzanların üzerine yapacağım. Şimdi sizler bu son sırada tığ işi lastiğe başlamadan önce ya da bilekte yarım trabzan yapabilirsiniz, sık iğne çalışması yapabilirsiniz. Nasıl bir geniş veya dar yapabilirsiniz, onu sizler ayarlayacaksınız. Şimdi ben tığ işi lastiğe göre anlatıyorum. Şimdi burada eğer son sırada, yani kademeli de yapsanız, birdenbire son sırada daraltma da yapsanız, zaten şurada 3 trabzan yapıp bir zinciri eksiltince çok fazla daralma olmuyor. Biraz daralma olmuş oluyor. Biraz daha fazla olsun derseniz tığınızı yarım milimetre düşürerek kola o şekilde de devam edebilirsiniz. O zaman da daralma yapmış olur. Aslında burada kol daraltmasının da tekniklerini vermiş oluyorum. Şimdi burada son sırada birdenbire daraltma yaptığınız zaman, yani hepsinin içine ikişer tane trabzanı yaptınız. Şuradaki açıklığı ölçün tığ işi lastiğe başlamadan önce 22-23 santimetre. O şekilde biraz daha büyük olsun derseniz 24 santimetre, en fazla 24 santimetre yeterli olacaktır. Yani kolunuzu bol bırakmak istemiyorsanız. O şekilde burayı daralttığınız zaman, çünkü bedeniniz çok büyük olabilir ve buradaki sıra sayılarınız da fazla olabilir. Dolayısıyla bir sırada bütün boşluklara iki tane trabzan yapsanız bile buradaki genişlik çok büyük olabilir. Yani tığ işi lastik için. O yüzden ikinci sıraya geçtiğimiz zaman, yani şu trabzanları üzerine yaptığımız zaman burada da daraltma yapabilirsiniz. Onu da nasıl yapıyoruz? Şimdi trabzanları ördüm. Başlangıçtan başlayalım. Eğer daraltma yeterliyse burada bütün trabzanların üzerine, bunların üzerine bir sıra trabzanları yapıp daha sonra tığ işi lastiğe başlayabilirsiniz.
Daraltma. Eğer az gelmişse bir kez daha daraltma yapacaksanız ilk iki trabzanı yaptıktan sonra diğer iki trabzanı, bakın ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Burada kesme işlemi yaptım. Daha sonra iki tane trabzanı yapalım. Tekrar bir kesme daha yapacağım. Yani sırayla iki trabzanı normal yapıyoruz. Diğer ikisini kesme işlemi yapıyoruz. Şöyle ilk ikisini alıyorum. Bakın iki tane yarım ikili trabzanı bu şekilde kestim. İki tane tek, bir tane keserek bir kez daha daraltma yapıp daha sonra yeni sırada da tığ işi lastiğe başlayabilirsiniz. Şimdi ben bu sırayı kesmeden, çünkü benim örnek parçam çok küçük olduğu için kesmeden, şimdi bu sırayı trabzanları yapıp tığ işi lastiğe göstereceğim. Hemen şöyle hızlı hızlı ilerleyeceğim. Dediğim gibi sizler tabi bedeninize göre, motiflerin büyüklüğüne göre buradaki daraltmaları, ben sadece biraz örgüden anlayan arkadaşlar için daraltmanın fikirlerini vermiş oluyorum burada. Sizler mantık yürüterek ona göre ilerlemeniz gerekiyor. Evet. Şimdi buraya geldim. Şöyle benim de iyice daraldı kol. Hemen sırayı tamamlayıp sonda bir kez daha toparlayacağım. Evet, son trabzanlarımı da yaptım. Şimdi burada ilk trabzanımı, şöyle ilk zincirimin üzerine battım. Kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim. Tığ işi lastiğe başlarken bir zincir çektim. İlk trabzanımın altından aldım. Burada renginizi de değiştirebilirsiniz. Ve bir ön trabzan yaptım. Bir ip aldım. Sıradakine şöyle tığımı arkadan aldım. Bir arka trabzan yaptım. Tekrar önden alıyorum. Ön trabzan. Şöyle arkadan alıyorum. Arka ikili trabzan yaptım. Bu şekilde de 3-4 sıra ya da 5-6 sıra örebilirsiniz. Sizin istediğiniz genişliğe göre. Yeni sıraya başlarken yine burada, şurada bir zincir çekerek başladık. Buradaki büyük ilmeğe birleştirme yapalım kaydırmayla. Yine bir zincir çekip, bakın burada ilk trabzanımız ön trabzan. Bu bir zincirin aradan giriyoruz. Burada birleşme yeri belli olmasın diye. Burada hatta şöyle bir zincirle beraber de alabilirsiniz ama şöyle ben aradan giriyorum. Buraya bir ön trabzan, sıradakini arka trabzan şeklinde devam ediyoruz. Evet, toparlayacak olursak kolda birleştirmemizi yaptıktan sonra kaydırmayla ilk sırada, bakın beyazla başladım zaten belli oluyor. İlk sırada burada 3 zincir, ilk boşluğun içine 2 trabzanımı yaptım. Arada zincir çekmeden bütün boşluklara 3'er tane trabzan yapıyoruz. Bunu birkaç sıra tekrar ediyoruz. Mesela sizin istediğiniz darlığa göre bunu tekrar ediyoruz. İsterseniz 4-5 sıra ördükten sonra ikinci daraltmayı yapın. İsterseniz bileğe kadar ilerleyip son şu ikinci daraltmayı hemen lastikten önce yapabilirsiniz. Evet, biraz ilerledikten sonra da arada zincir çekmeden boşluklara 2 trabzan yapıyoruz. Tığ işi lastiğe başlamadan önce 2 trabzanların üzerine bir sıra ikili trabzan yapıyoruz. Dilerseniz burada şu kısmı ölçüp burada ilk sırada yine gösterdiğim gibi 2 trabzan, tek trabzan, 2 trabzanı da keserek 2 tek bir kesme, 2 tek bir kesme şeklinde ilk sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra lastik çalışmasına biraz önce gösterdiğim gibi başlıyoruz. Burada kesmiş olduğunuz birleşik olan trabzanlarınızı da böyle ikisinin birden altından ya da arkadan şöyle almanız gerekiyor kesme sırası yaptıysanız. Evet, sanırım yeterli olmuştur.
Şöyle diğer bedenimi de buraya getiriyorum. Şimdi beden hesaplamamızı kısa bir anlatım yapacağım. Şimdi yaka genişliğimizi biraz arkada yaka düşürmesi yapıyorum ama genelde arkaya 3 artı 3 sıra eklemem gerekiyor. Yani 3 sıra bu bedene, 3 sıra da bu bedene. Bu şekilde önden yaka örmek istiyorsanız. Şimdi burada şu bedeninizin ölçüsünü hesaplayıp buradaki ölçünün ne kadar olmasını istiyorsanız arkaya ekleyeceğiniz sıraları da o hesaba katmanız gerekiyor. Yani normalde 10 sıra ördüğünüz zaman sizin beden genişliğinize ulaşıyorsa arkaya ekleyeceğiniz 3 sıra buradaki yani 20 santimetre ördüyseniz buradan 23 santimetre toplamda genişliğin olacağını hesaplamanız gerekiyor. Dolayısıyla 10 sıra örmeniz gerekiyorsa 7 sıra öreceksiniz. 3 sıra ekleyince 10 sıraya tamamlamış olacaksınız. Arkada beden genişliğiniz 10 artı 10 olmuş olacak eklediğiniz sıralarla. Önde de yine 2-3 sıra ister lastik çalışması yaparsınız, ister bu şekilde devam edebilirsiniz. Üzerinize ölçerek de yine ekleyeceğiniz sıraları ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Arkaya sıra eklerken sadece yaka kısmını göstereceğim. Model aynı zaten. Şimdi burada da bu diğer motifim benim. Diğerinde ilmeğim var. Bunda yok. Şöyle ya da şuradan boşluğa tığımı şöyle aldım. İpimi buraya 3 zincir çektim. Şimdi bu ilk köşenin içine yani birleştirmeyi bu şekilde yapıyorsak yakayı kolları tamamen birleştirdiğimiz zaman ben burada biraz yakayı düşüreceğim. Yani ensemize çok fazla dayanmaması için 3 zinciri çektim. Şu köşeye trabzanlarımı yapmadan hemen ilk boşluğa atlıyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Tekrar bir zincir, tekrar 3 trabzan. Sizler bundan sonra istediğiniz şekilde hırkanızı uyarlayabilirsiniz. Şimdi buradan şöyle gösterecek olursam sırayı şu şekilde tamamlıyoruz. Buradan geliyoruz. Buradaki köşede tekrar sadece 3 tane trabzan yapıp 3 zincirle tekrar dönüyoruz. Tabii 3 zincir çektiğimiz zaman eğer 3 trabzanımız varsa direkt burada olduğu gibi boşluğa atlıyoruz. Ve tekrar sıraya dönüp geldiğimiz zaman da buradaki boşluğa trabzanlarımızı yapmamız gerekiyor. Bu modeli bilenler zaten bunu bu şekilde devam edeceklerdir. Şimdi burada bir sıra yaptıktan sonra buraya geldim. Tekrar döndüm. İkinci sırayı yaptım. Tekrar geldim. Üçüncü sırayı yaptım. Her dönüp geldiğimde şimdi bir tane daha yapıp dönüşü göstereceğim. Uzun uzun. Artık videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Her altıgen hırkanın sonunda bu şekilde video çok fazla uzuyor. Şöyle 3 zincirimi çektim. Dönüş yapıyorum. Sizler bunu şu köşede dönüyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Dönüş yapıyorum. Ters yönden geldim. Zaten bu hırkanın tersi düzü yok. Evet. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Şöyle köşeye tekrar geliyorum. İpim de bitti. Sadece dönüşü göstereceğim. Burada yaka düşürmesi yaptığım için önemli olan burası. Şimdi burada 3 zincir boşluğuna yine şu arada zincir çekmeden son trabzanlarımı yaptım. Şuraya batıyorum. Yine bir trabzan yapıyorum buraya. Bakın bu şekilde. Şöyle elimi koyarsam daha iyi görebilirsiniz. Yine burada bir trabzan yaptım. 3 zincir. Şöyle 3 zincir döndüm. Şimdi buraya yine trabzan yapmayacağım. Başlangıçta olduğu gibi. Bakın tekrar kaydırma yaptım. Şöyle bir trabzan yaptım. Böylece yakayı düşürmüş oluyoruz. Dolayısıyla siz burada 2 sıra eklediğiniz zaman, diğer bölümde de 2 sıra eklediğiniz zaman şu iki bedeni birleştirip yaka ölçüsünü ölçün.
Ondan sonra genişliği yeterliyse dilerseniz 3. sırayı eklemeyebilirsiniz ya da daha büyük beden çalışıyorsanız 3 sırayı eklerseniz daha da rahat olur. Yani altıgen hırka zaten biraz salaş, biraz dökümlü bir hırka. Tam üzerimize oturması gerekmiyor. Gördüğünüz gibi yakayı bu şekilde tekrar 2. sırayı tamamlayıp buraya dönüp geldiğim zaman burada yaptığım gibi bir kez daha düşüreceğim. Yani bir dahaki sırada şu trabzanı yaptığım yeri kaydırıp bir sonrakinden devam edeceğiz ve şöyle eğimli bir yakamız olmuş olacak. Daha sonra şu iki motifimi de getirelim, artık toparlayalım. Daha sonra burada bakın şuraya kadar 3 sırayı tamamladığınız zaman etek ucu uzamış oluyor arkayla beraber, boyu da uzatmış oluyoruz. Şu önlere yaka çalışmasını yine ön gösterimde gördüğünüz bitmiş olan hırkamda yaka çalışmasını buradan başlıyoruz lastiğe. İster bir sıra trabzan örün, bu şekilde gelin, bütün trabzanların üzerine batarak biraz toplamasını istiyorsanız aradaki bir zincirleri atlayıp sadece trabzanların üzerine ilk sırayı trabzanla yapıp daha sonra yaka etrafında hep bu şekilde dönerek ilerleyeceksiniz. Yani tamamen dönerek ilerlemiyorum ben. O zaman biraz kasma yapıyor. Düzgün durmuyor. Yani o şekilde sevmiyorum. O yüzden önce arkayı ve etek ucunu birlikte yapıyorum. Daha sonra en son şuradan başlayıp etek ucunun olduğu bittiği yerden başlayıp yakayı tamamlıyorum. Her seferinde altıgen hırkayı pratik anlatmak istiyorum ama yine de böyle söz uzuyor çünkü sürekli sorular alıyorum bu konularla ilgili. O yüzden bazı videolarımda biraz daha pratik anlatıyorum, bazı videolarımda biraz daha ayrıntılı anlatıyorum. Yine diğer altıgen hırka modellerine de bakarsanız fikir edinmiş olursunuz. Evet, şimdilik bu kadar. Anlatmadığım ya da eksik anlattığım bölümler varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.